Kral, size köpüklü bir Türk kahvesi şöyle en şahanesinden... Sade. Benim de bir çayla çift kaşarlı bir tostum vardı. Söyle ona da acele etsinler. Bak vallahi açlıktan gebermek üzereyim ha. Şekerim yerlerde. Haydi gözünü seveyim ya. Hemen başkanım. Sende var mı şeker ya? Ya işte acıkınca dayanamıyorum. Ne yapayım Yekta Bey ya? Yaşlılık işte. Yani kahveyi beklerken şey yaparım diye ben. Ne diye? Yani hazır gelmişken, yani yeri ve hatırı dolmaz kahvemizin yanında. Maksat muhabbet olsun diye. Dedim şu Cengiz abinin ifadesine de bir bakarız belki sanki. Ha? Hayır. Olmaz. Hayır, ya bayağı bildiğimiz hayır. Bildiğim dümdüz hayır. Neden? Nedeni yok. Hani hayatta böyle her şeyi açıklayamayız ya. Onun gibi bir hayır, nedensiz. Ya Yekta Bey, burası benim babamın evinin salonu mu? Ya canım. Ya şimdi savcı girse içeriye dese bana ne halt ediyor? Ne derim ben? Ha? Al sana neden işte. Peki, peki. Mesela şöyle masanın ucuna koysan benim de gözüm şöyle kaysa senin hiç dahilin olmaz. Göz bu, kayar kayar. Baş koyduğumuz davalar. Ha? Ha? Hayır. Şahitlik müessesemiz. Ya. Bak bak. Hayır. Sevgimiz. Hayır. Bak bütün varyasyonlarda hayır dedim sana. Yok artık. Bu da çok abartı ya. Hoş geldin Yekta. Aç mısın? Bu saatten sonra katiyen yemem. Zaten aç olsam bile o kadar yorgunum ki ya ağzımı açacak halim yok. Nerelere gittik Ceylin'le bir bilsen. Adres İstanbul il hudutlarında, sözüm ona. Alakası yok. Ha, neyse. Düşünmesi bile iğrenç. Şu halime bak. Sen neler yaptın? Hiç. Sade hiç. Katıksız. Evet. Sade hiç. Düşüneceğim demiştin ya teklifime. Hani bu akşam için söylerim demiştin. Aa ben... Ya... O benim aklımdan çıktı gitti. Yani hem... Bir sık boğaz etme Yekta. Ya bak... İstediğin oldu işte, gitmedim, buradayım. Yani bir üstüme gelme. Ben biraz bir düşüneyim. Düşün Açın. Zaman senin, istediğin kadar düşün. Ben bir üstümdekileri değişip duş alayım. Koktu resmen. Tamam. Güzel işte. Çok sade. Ay bu çok şık.